Önce zirveyi Cenab-ı Hak konuşmuş. Demiş ki, Allah'a sımsıkı sarılın. E şimdi Allah'ın dinine e, uymayan, Allah'ın zemin olarak Kur'an ve sünnete tabi olmayan bir kimseye Allah'ı sarılmayı anlatmak biraz güç. O yüzden onu biz ilk önce olması gereken tabana çekelim. Olması gereken taban ne? o kimsenin Allah'ın ipine sımsıkı sarılması. Buradan normalde müfessirlere bakarsanız hepsi de işte Allah'ın ipi Kur'an'dır. Allah'ın ipi İslam'dır. Allah'ın ipi ondan sonra bu tip benzetmeler tefsirler okuyabilirsiniz. Burada Allah'ın ipi bu fakire göre bunda bunda böyle söyleyen müfessirler de olmuş. Kur'an ve sünnet. Yani bugün zaten dünya müslümanlarının en büyük handikapı Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmamaları, Kur'an'ı önde tutmamaları, sünnet-i seneyi önde tutmamaları ve ayet-i kerimede sonra diyor ki zaten tefrika'ya düşmeyin, ayrılmayın diyor. O yüzden biz bu manada Allah'a sımsıkı sarılmak olarak gördüğümüzde Kur'an ve sünneti öne koyacağız. Size iki şey bıraktım dedi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, birisi de benim sünneti seniyemdir. Kim bu iki şeye sımsıkı sarılırsa o kurtuluşa erer dedi. Şimdi dünya üzerinde bu seküler dünya dediğimiz bu dünya ve o seküler dünyayı sömüren emperyalistler bizim Kur'an ve sünnete sarılmamızı istemiyorlar. Bu Müslüman ülkelerde de oynanan büyük bir oyun var bu oynanan oyun şu. Tarikatları hallettiler, mezhepleri hallettiler, sünnet-i seneyi de hallettiler. Şimdi sıra geldi Kur'an'ı halletmeye. Yani muhakkak ki Cenab-ı Kur'an'ın koruyucusu benim diyor. Kur'an'ın koruyucusu benim. O zaman bu Kur'an'ı koruyacak olanlar, kor koruyacak olanlar, Allah'ın ipine sarılanlar, bunu böyle gökten gelecek olan bir el Kur'an'ı koruyacak diye beklemesin Müslümanlar. Müslüman Allah'ın Kur'an'ını yaşayaraktan koruyacak. Yaşayaraktan sünnet-i seniyeyi yaşayaraktan koruyacak. Ne yazık ki ümmeti Muhammed bu sekülerlikten nasibini alıyor ve Kur'an ve sünnet-i seniyeyi yaşamakta problem çekiyor. Ve biz sünnet senin Kur'an ve sünneti yaşamakta bir sürü bizim amalarımız var. Bir sürü bizim kendimizce çekincelerimiz var. Biz artık sünnet-i seneyi işlemekten utanıyoruz. Biz Kur'an ve sünnet-i seneyi tebliğ etmekten utanıyoruz. Biz sünnet-i seneyi yaşamaktan artık utanıyoruz. Çekinir hale geldik ve dinimizi yaşamaktan, dinimizi haykırmaktan utanır hale geldik, çekinir hale geldik. Oysa ayet-i kerimede diyordu, kınanmaktan korkmayanlar, iman edip kınanmaktan korkmayanlar. Biz artık dinimizle alakalı kınanmaktan korkar hale geldik.